Efendim devam ediyoruz gece görüşünde. Şimdi biraz içimizi döktük. Bir de şuna bakalım. Gazeteci arkadaşlardan biri Candaş Tolga Işık bir tweet attı. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi değişim talebi karşılıksız kalınca Kemal Bey'le ipleri koparan Ekrem İmamoğlu yerine plazmada İBBB adayı olarak Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı. Sana söz, belediyeleri de kaybedeceğiz. Sonra bir tane daha attı. Az önce Sarıgül aradı. Şu ana kadar bana gelen böyle bir şey olmadı ama şimdiden söyleyebilirim ki benim açımdan böyle bir adaylık söz konusu değil, olamaz da. Ben geri dönüp bakmam. Ayrıca bunu parti içinde kim dillendiriyorsa bilsin ki CHP'ye iyilik yapmıyor dedi Sarıgül. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı aynı zamanda eski partisi olan CHP ile birleşeceklerini açıkladı. Türkiye Değişim Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşme çalışmalarının bugün itibariyle başladığını durdu. Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya, dik durmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir hızlı görüşlerinizi alayım. Sarıgül ne yapar? Aday olur mu? Kılıçdaroğlu onu aday gösterir mi yoksa işte birleşme mi olur? Ben sadece Sarıgül'ün açıklamalarını değerlendiriyorum. Böyle operasyonel tweetlerle ilgili yorum yapmak dahi istemiyorum. Peki Sarıgül'ün açıklamalarını değerlendir. Şimdi şurada Mustafa Sarıgül üzerinden bir süredir böyle bir şey yürütüyorlar. İşte Sarıgül'ün İmamoğlu'na karşı rakip değildi. Hani İmamoğlu etkisini alternatifmiş gibi gösterilmek istendiği. Yani sanki hani senin bir alternatifin varmış havası yaratılmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Ben Kemal Bey'in kafasında böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Bu tamamen kamplaşan, parti içindeki kliklere yanlayan gazetecilerin... Yanlayan ya. Tabii tabii. Parti içindeki kliklere yanlayan gazetecilerin CHP kitlesini cambaza bak oyunlarıyla aldatmalarından ibaret. Yani başka da bence çok üzerinde durmaya gerek yok. Siz bir ihtimal görür musunuz? Şimdi bir kere ben Sayın Sarıgül'ün böyle bir maceraya gireceğini tahmin etmiyorum. İBB gibi. Tabii. Çünkü İBB'ye aday olursa milletvekilliği devam ettiği için problem değil. Önümüzdeki 8 sene diyebilirsiniz ama böyle bir şey olmaz. Diğer taraftan Candaş Bey'e her kim bu istihbaratı vermişse bu da yanlış vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu hele ayrılmak istemiyorsa, kalmak istiyorsa büyükşehir adaylığına Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermek zorunda. Çünkü aday göstermeyip başka kimi gösterirse göstersin, seçim kaybedilirse fatura ona çıkacak. Ama İmamoğlu aday olup kaybederse hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nu sen neden aday gösterdin, kazanamadın diye suçlayamaz. Bunları üretenler, bunları yapanlar, ben de izliyorum bazılarını. Bunlar siyaset yapmadan siyasetçi olarak düşünüyorlar. Yasalara bakmıyorlar, iş tüzüğe bakmıyorlar. Mesela hani deniyor ya bu hep ön seçim yapmadan oluyor bu. CHP iş tüzüğünde şöyle bir hüküm var. Eğer erken seçim olursa bu madde işlemez diye hüküm var. Öyle mi? Tabii. Yani. Gayet tabii. Gayet tabii. Bir defayı aşmamak üzere seçimler bir yıl içerisinde yenilenirse. Yenilirse işte tamam işte. O i̇şte zaman şimdi mesela seçim ne oldu? Bir yıl içinde yenildi Cumhurbaşkanı seçimi. Eğer Cumhurbaşkanı seçimi sen yapamazsın diye CHP itiraz etseydi o zaman ön seçim yapacağı için ne Deva Partisi'ni gösterebilirdi o miktarda ne de Gelecek Partisi'ni yani, ne de eskileri gösterebilirdi. Yani bu nedenle böyle bazıları siyasetin bu mevzuat hani ben bir kavram kullanıyorum. Pratiği. Bu pratiğini bilmeden böyle kendilerine göre hakem kesiyorlar. Bir kere Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arası bozuk olamaz. Kesinlikle olamaz, İmamoğlu istemez. O zaman belediye başkanlığı adaylığı da suya düşer. Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir şey yapmaz. Oğlum dediği adamı hani bu seçimden sonra senin için adam İstanbul'da politika yaptı. Bütün
görev verdiğin Anadolu'yu gezdiğin. Araları iyi olmasa da ya yakın dönemde Kemal Bey İmamoğlu'na git çalış dedi diye yazıldı çizildi. Gayet tabii. Güvenilir kaynaklarda. Ama yani. İşte Fikret Bile de yazmamış ama, mı? Evet. İstanbul adayı evet. yapacağı. Tabii İstanbul adayı yapacak. Bunlar ne oluyor o zaman? İşte ben de şöyle bakın buradaki. Niye konuşuyoruz ki? Burada şu amaç var. Kısacık konuşun dedim bakın, zaten. Bakın şu amaç kısacık var. Ama işte yazarsa çizerse kendisi bu tabanda okunsun diye. Muhalefetin de hoşuna giden, yani kendilerine muhalif, şimdiki iktidar, onlara göre muhalifin de hoşuna giden, sadece söyleyip gündemde kalmak, biz biliyoruz, yönetiyoruz demek. Bir kere siyasetin şeyi farklıdır. Bakın, biraz evvel siyasette çok önemli bir örnek yaşadık. Sayın Altaylı, Engin Altaylı. Nedir yaşadığımız örnek? Engin Altaylı çağrıda bulundu. Ne yok, isteseydi, Altay. He? Engin Altay. Engin Altay işte onu söylüyor. Engin Altay biraz evvel siyasette. Engin Bey siz bizi arayın. Siyasette çok önemli gençlere ders verdi. Neden? Şimdi kendisi telefonla girip bizlerin hepsine muhatap olup olayın farklı bir yöne çekilme olasılığı vardı. Ne yaptı? Ya bir çok cümleyle. Özür dilerim de ne demek ya bizlerle muhatap olup efendim, ya bakan Bey Allah aşkına. Ya bak yani. Şimdi sen farklı diyorsun. Adam açtı yok telefon. Telefonla konuşuyor. Sen şu soruyu, o bu soruyu sorarsa şu anda zaten böyle bir söylenti tamam, var. Tamam yok şuna şöyle katılıyorum Zafer'e. Zaten olması gereken bu. Biz bir süredir bazı şeyleri kaybettik ama geri kazanmamız gerekiyor. Tabii ya. Yani gazeteciler ya da konuklar bir şey konuşuyorsa siyasetçi arayıp düzeltebilir. Ondan sonra yeni fikrini de söyleyebilir. Yeni açıklamasını da yapar. Zaten olması gereken ama bu. Ama bu şekilde yapması da örnektir. Yani şu anda girmek örnektir istemiyor. Örnektir derken şöyle. Neden girmek istemiyor? Bakın bunlar niye girmek istemezler? Çünkü kendi etrafında esas ben ilk söylemini, röportajını okudum. Kemal Kılıçdaroğlu onu grup başkanı vekili adayı ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi adayı yapmadı deyince o da şunu söyledi ya ben dedi şeyin yanında da söylemiş yani bunu Ekrem İmamoğlu'nun da yanında ben görev istemiyorum yani başka canım, yere o zaman onlar da kendi partilerinden evet, sızdırılan haberlere bakacaklar operasyonların sızdırılıyor demek ki. Ama işte oradaki hikaye şu ben hep söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizi bilmem ama 1970'li yıllardan bu yana olup biteni her şeyi takip eden kişiyim. Tabii hayır ama operasyonlar sızdırılıyor işte. Burada olanların tamamı bu şekildeki söylentilerde, bu şekilde söylemlerde. Söylenti, bakın söylenti değil bunlar. Bunlar şöyle oluyor Sayın Bakan. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Beraber Üçlü Koalisyon döneminde de çalıştık. Hatırlatırım size. Ondan sonra ANAP'lı... Siz de seyahat ettik çok. Evet, ANAP'lı bir bakan odasına çağırır. Nereye gittiniz? Vallahi... Tansu Çiller'in heyetlerinde beraber gittik. Çiller zamanında Demirel'de da. Yaşım gittik. Çıkıyor konuyu kapatalım Sayın Bakanım. Şöyle. Osman Bölükbaşı ile Hande Hanım seyahat edildi. Ya Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin de. Çok değerli beni bir de şey yaptın şu an yani. Dinozor yaptın resmen yani. Hem hitabet gücüyle. Vallahi o tarihlerde Hande Hanım istediği haberi koparıyordu herkesten. Ben de o gazeteye hala öyle. Hayır daha ama bak. Daha bu da, yeni bu da arkamdan atıp tutanlara gelsin. hala öyle. Şimdi bazen bana diyorlar ya işte Hande seni övüyor sen Hande'yi övüyorsun falan. Kardeşim yani başarılı yani ne diyeceksin? Sen de başarılısın. Şimdi bunda bir şey yok. Ne yapacağız? Kalkıp ama birbirimizi o başarıyı kabul etmedi Hande Hanım. Biraz evvel mükemmelsin başarılısın dedim ya. Vallahi kabul etmedi ya. Ya bak aramızdaki fark. Masum değiliz. Ben seni övüyorum. Sen bana hemen sataşıp güzellemeci yapıyorsun. Keşke güzellemeci olabilsem de hep. Hayır şeyi anlatacaktım. Sayın bakalım şimdi yani burada şimdi biz bazen hakaret edenleri bir yere koyuyorum da ondan sonra diğerlerine. Gazetecilere sanki şey sanıyorlar sallıyoruz. Öyle değil öyle olmuyor. Üçlü koalisyonda hatırlar mısınız? ANAP'lı bir bakan çağırırdı. Bakanlar konunun perde arkasını verirdi. Arkasından MHP'li bir bakan çağırırdı. Bakanlar konunun perde arkasını verirdi. DSP'li bir bakandan da aldığımızda 3 farklı not olurdu Hande, tamam mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Herkes kendine döneme, göre anlatır. Kendine bak, göre anlatır. O döneme dair bir şey anlatacağım. Ve bu işler bir saat için olur. Evet. Bak o döneme dair bir şey anlatacağım. Şahidim de sevgili Bülent abi. Bülent Erandaç eğer bizi izliyorsa.
Şimdi hani koalisyonlar anlatıyorlar ya, ya ne var, parlamenter sistem çok güzeldi falan. Gazeteciler açısından 10 numaraydı, ben sana söyleyeyim. Hikmet Ulubay tatsız bir olay olmuştu. Evet, bir intihar girişimi olmuştu. Çok da saygıdeğer bir isimdir. O sırada da biz o zaman çalıştığım televizyon kanalında MHP'li bir bakan vardı. Haber geldi. Temsilci odasında bu konuşuluyor. Faksla mı geldi? Öyle gelmişti işte, bak, hatırlamıyorum. Ben yani sana söyleyeyim. MHP'li bakan genelde o bahsettiğimiz kişi de sonra hepimiz, faksla perde arkası gönderirdi. Hepimiz şaşırdık falan. Bak koalisyon ortakları, tamam mı? Orada ekipten biri dedi ki, bak ekipten biri dedi ki hani yaşıyor mu, yaşıyor. Ya dedi, bu solcular ölmeyi bile beceremiyor dedi. Tamam mı? Bak şöyle, şuraya geleceğim. Bu örneği niye anlatıyorum? O onun şeyi. Tabii ki kimse öyle bir şey istemiyordu ama hani sen diyorsun ya haber çok verimliydi. Ya böyleydi yani, ortaklardı ama birbirlerini hiç sevmiyorlardı. Evet. Ben o yüzden mesela kendi adıma o dönemi hem bu ülkenin bir vatandaşı hem bir gazeteci olarak yaşadığım için memleketin iki yakasının koalisyonlarla bir araya gelemeyeceğini biz çok acı tecrübelerle biliyoruz. ANAP döneminde tek parti iktidarı vardı. Aynı şey orada da oluyordu. Yani. Başka birine geleceğim. Şimdi şöyle yapıyorlar ya. Yani CHP'den bu haber kim tarafından sızdırıldı? Arkadaşım, CHP'den bu haber sizin içinizden biri tarafından sızdırıldı. Tabii. Gazeteci değil, kendi içini sorgula. Ya da perde arkası, nasıl aldınız bu kulisi? Ya nasıl aldık? Yani iki kişi kalabalıktır. İşte MYK toplantısı. İki kişinin bildiği sır değildir. Sır değildir. MYK toplantısı AK Parti'de de yapılsa, CHP'de de yapılsa, işte ne bileyim söyleyin bana İYİ Parti'de de yapılsa konuşuyorlar. Ben ne yapayım, benim suçum değil ki. Benim işim onun perde arkasını almak. Alan muhabiri ödüllendiririm, almayanı ödüllendirmem. Bu böyledir ya, yani. Hande, gazetecilik açısından verimli dönemler de yani memleket açısından çok iyi olmamıştı yani. Tamam, sonuçlar. Ben başka açıdan yani. Ama ya koalisyona o kadar da şey yapmayalım. Abi, düzgün koalisyon, kadar, Avrupa'da koalisyonlar var, İsmet orada abi, yürüyor. Sen matematikle aran iyi, istatistikle aran iyi. Türkiye'nin büyüme rakamlarına bak. Abi, koalisyonlarda küçülmüşüz. Hayır. Tek parti iktidarlarında büyümüşüz. Hükümetlerin süresine bak. Süresine bak. Gözünü seveyim, yapma. Yani, 90'larda 11 yılda 9 hükümet var. En kötü dönemleri de bazen de 80-90 arasındaki manzarayı da yani Türkiye'de 80-90 çok arasında 12 Eylül cuntası devam ediyordu. Evet, yok canım, yani Arap iktidarı vardı. Özal 80 o zamanki, şimdi şöyle ama 83-87 arasında da o kadar da şey değildi. Nereden nereye yani bir ya, atılım vardı Türkiye'de. 83-87 vallahi o günleri isterseniz hiç Özal'ın ilk döneminde. Almayalım, neyse bu zaten şimdi de bir uzaylıların yani gelmedi kaldı. Evet. Burada Sarıgül'ün sondaki satır çok önemli. Ayrıca bunu yani parti içinde kim dilenirse bizimki CHP'lik yapmıyor dedi. Bunu ne manada algılıyorum? Işte. Diyor ki burada her kim yapıyorsa kendini o arada bir şey yapma zannediyor ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kötülük yapıyor. Tıpkı benim söylediğim bir laf var. Şu anda Kılıçdaroğlu istifa edip kongreye giderse Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarumar olur dediğim gibi. Ama kongre yoluyla sonra yokum derse o zaman hiçbir problem olmaz. Sen de hemen değerlendir sevgili Melik. Sonra ben hiç ihtimal vermiyorum. Tamam yani Sarıgül bilmem kaç yıl sonra Erzincan gibi bir yerde kazanıp geldi. Büyük bir başarı. Partisini kapattı. CHP yuvasına döndü. Oldukça olumlu kendisi açısından. Yani ama bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı şeklinde yorumlamasını ben çok böyle reel bulmuyorum. Hı. Yani İmamoğlu'nu hani genel başkanlık dışında İstanbul Büyükşehir'den adayı göstermeye gibi bir şey yapamaz. Yani bir tek ancak genel başkan ol derse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmayabilir. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Onun dışında aday yapmamasına imkan ve ihtimal yok. Sarıgül için şunu söyleyeyim. Sarıgül çok örgütçü bir kişi. Bir kişiliğe sahip. Hı. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenmesini çok iyi bilen bir kişi. Aslında şu anda bugün aldığı kararla Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılma konudaki mutabakatıyla bundan sonra da CHP'nin yapılanmasında, örgütlenmesinde böyle bir çok bölgede bugüne kadar belediye başkanıyken özellikle yaptıklarından kaynaklanan ilişkilerle örgütlenmesine önemli bir katkıda bulunacaktır. Doğru. Yani zaten öyle de diyor. Hani ben CHP'ye
bir enerji katmaya, işte CHP'yi büyütmeye geldim. Dedim ki hani Erzincan'da mesela başardı bunu. Hani Erzincan 23 yıl sonra mı milletvekili çıkardı? Bayağı oldu yani. Ya hayır, tam o. Timisi'den bu yana değil, yok. Vardı. Yani 2010'lu yıllarda vardı. Timisi'den bu yana var mı? Vardı. Bir doktor doktor vardı. Aday seçilmişti bir vardı yani. Canım, şey vardı. Nedir? Meşhur CHP'de muhalefet liderdi. Ön seçimde mutlaka gelirdi. Rahmetli Erbakan'ın temellerini söküp kamyona doldurup getiren birisi vardı. Bakanlık yapmıştı. Kul muydu soyadı? Yok, Mustafa Kul var. Erzincan. Mustafa Kul. Hayır, ondan önce de şeyler vardı da. Yani peki sen nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi sen de kısaca değerlendir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı öyle çok küçük bir görev değil. Bence evet. Çok ciddi bir görev. Sayın Sarıgül'le böyle bir şey yapsalar hayır der mi? Her ne kadar demişse bile ben hayır demeyebileceğini sanıyorum. Ama şu aşamada buna ben adayım demek İmamoğlu'yla kavgayı beraberinde getirir. Yani şu andaki görünüm itibariyle. Yani taktiksel bir şey de olabilir. Yani siyasi partilerde özellikle tecrübeli isimler böyle bir şey geldiği zaman olabilir demez, hayır der. Ama iş o noktaya geldi mi farklı bir tavırda alabilirler. Bu tabii Sarıgül kabul edecek anlamında söylemiyorum. Ama yani İstanbul Belediye Başkanlığı şu anda CHP Grup Başkan Vekilliğinden, Genel Başkan Yardımcılığından çok daha önemli bir görev yani.